HB Elektrik Proje ve Müşavirlik Limited şirketi, elektrik mühendisi Bayram Ekici tarafından 1997 yılında Kozyatağı İstanbul'da kurulmuştur. Firma, her türden sayısız projelerde kazandığı bilgi birikimi ve teknik donanım arşiviyle, düşük maliyet, yüksek kalite prensibiyle kısa zamanda en doğru sonuca ulaşma iddiasını sürdürmektedir. Firma Genel Müdürü Bayram Ekici'den sektördeki faaliyetlerini dinledik. HB Elektrik olarak projeler yapıyoruz. Elektrik projeleri yapıyoruz. Evet. Yani bu otel, hastane, iş merkezi, enerji santralları, stadyumlar, fabrikalar, toplu konutlar, villalar, tatil köyleri, yani sektörde, inşaat sektöründe aklınıza gelebilecek her türlü işin projesini yapıyoruz. İhale dosyalarını hazırlıyoruz. Malzeme listelerini hazırlıyoruz. Piyasada proje firması olarak tanınırız. Ama bazı firmalara da danışmanlık hizmetleri yapıyoruz. Yani projesini yaptığımız veya projesini başkasının yaptığı işlerde işin uygulama aşamasında sağlıklı bir eser ortaya çıkması için en sonunda işverenin çıkarlarının müteahhite karşı korunması, kaliteli malzemenin kullanılması gibi işin devreye alınana kadarki aşamasında da kontrollük hizmeti yaptığımız işler var. Şu anda Kadıköy'de 100 bin metrekare bir otel projesi yapıyoruz. Şu anda devam ettiğimiz yine Galatasaray Stadyumu'nun yanında bir 60 kat civarında bir yüksek bina projemiz devam ediyor. Kırklareli'nde doğalgaz enerji santrali referans aramızdır. Büyükçekmece'de 60 bin metrekare bir hastane projemiz var. Devlet Hastanesi, İl Özel İdaresi'nin. Çekmeköy'de yine İl Özel İdaresi'nin 45 bin metrekare hastanesi var. Bayram Ekici konuşmasında sektördeki denetimleri şöyle değerlendirdi. Şimdi Türkiye'de kontrol mekanizması diğer Avrupa veya dünya ülkelerine göre biraz daha geride. Yani işveren projesini yaptırıyor, bazen hiç projesini yaptırmıyor. En ucuz işi kim yapacaksa o taşerona elektrik montajını veriyor. Tabii o montajını yapan kişinin denetlenmesini yeterince yapamıyor. Başıboş, denetimsiz ve hiçbir kontrol mekanizması olmadan en ucuza işi almış olan elektrik uygulama taşeronu tabii ki yani batmamak için, zarar etmemek için bir yerlerden çalmak zorunda veya malzeme kalitesinden ödün vermek zorunda, işçilikten ödün vermek zorunda. Bunları yaparken de doğal olarak yani ileriye dönük işletme esnasında yangın riski veya diğer arızalar olma riski çoğalıyor. Bayram Ekici son olarak bundan sonraki hedeflerini dile getirdi. Gelecek yıl elektrik mühendisliğini bitirecek bir oğlum var. En büyük oğlumuz Umut. Gelecek yıl üniversiteyi bitirince tabii bünyemize katılacak. O da tabii bize bir uluslararası bir vizyon kazandıracak. Yani biz şu anda Türkiye içinde çok başarılıyız. Rusya ve Türkiye Cumhuriyetleri'de çok başarılıyız. Ama daha böyle dünya firması olma yolunda da Umut'un gayretlerinden faydalanacağız.